Herkese merhaba. Evdeyiz tabii ki, evde kalmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere bir video hazırladım. Bu videomun konusu 2016-2017 senesinde geçen özel bir anım var. Onu anlatmak istedim ama daha önceden size şunu söylemek istiyorum. Spor Ranking'in YouTube kanalına abone olmanızı rica ediyoruz. Kanalı önümüzdeki dönem daha değişik faaliyetleri açmak için abone sayımızı arttırmamız gerekiyor. O yüzden sizden abonelik bekliyoruz. Konumuza gelince 2016-17 senesinde biliyorsunuz Ankaragücü 2. ligden TFF 1. ligine şampiyon olarak çıkmıştı. O sezon biz de köy kasaba yani bayağı bir gezdik, sağa sola gittik geldik o dönemde. Daha doğrusu 2. liginin tamamında öyle olmuştu. Yalnız bu deplasmanlar içinde güzel bir deplasman vardı. İzmir deplasmanı. İzmir'de Karşıyaka'yla bir maçımız vardı. 29 Ocak 2017, hiç unutmuyorum. Bugün o gün biz uçak biletlerimizi aldık. Sabah İzmir'e vardık. Akşam da dönüş biletimiz vardı zaten. Dönüş günübirlik İzmir'e gidip gelecektik maç için. İzmir'e gittik ama biraz tedariksiz gittik. Niye? Sonuçta İzmir dedik yani. İzmir'de nasıl olur ki hava ılıktır falan diye düşünüyorduk. Fakat 29 Ocak tarihinde ya İzmir'e biz indik ki dehşet bir soğuk. Böyle bir soğuk ben Ankara'da görmedim. Müthiş bir ayaz var yani. İnsanın iliklerine işleyen bir ayaz var. Tabii biz tedbirsiz gitmişiz. Eldiven falan yok elimizde. Neyse, şehri gezdikten sonra Atatürk Stadı'na geçtik. Orada resim çekiyorum ama gerçekten çok zorlanıyorum yani resim çekerken falan. Bunu gördün sanırım Muhammed Gönül Açar. O zaman bizim futbolcumuz 72 numara yerde, bilirsiniz, hatırlarsınız. Muhammed Gönül Açar benim yanıma geldi ve dedi ki abi dedi seni takip ediyorum, resim çekerken falan çok zorlanıyorsun, hava soğuk dedi. Ben de evet dedim ya, deklanşöre basarken falan sıkıntı oluyor, elimizde sürekli dışarıda, gerçekten sıkıntı dedim yani Muhammed. Ama sorun değil, biz alışkınız bunlara dedim. Yok abi dedi, önemli değil dedi ve şu eldivenleri, burada markası falan da yazıyor, o zamanki kullandığımız forma reklamı markası. Bu eldivenleri çıkardı ve bana verdi Muhammed Gönül Açar. Abi dedi bir an eldiven bulurum dedi. Sen dedi bunu kullan dedi. Resimlerini çek dedi. Muhammed Gönül Açar o gün ilk 11'de sahada yoktu. Daha sonra 41. dakikada sakatlanan Serkan Balcı'nın yerine oyuna girmişti. Muhammed Gönül Açar'dan çok güzel bir jestti. Yani bir eldiven deyip geçmeyelim. Gerçekten o gün bana bu eldiveni hediye etti ve ben o gün çok güzel bir şekilde o çekmemi yaptım. Sıkıntı yaşamadım daha sonra, eldivenden sonra. O eldiveni de atmadım. Duruyor. Ömür boyu da atmam. Zaten bende böyle bir hastalık var yani. Bu tip hatıraları, hediyeleri asla atmıyorum, kullanıyorum. O eldiven Muhammed Gönül Açar'dan ve o senenin şampiyonluğundan bana yadigar hediye kaldı diyebiliriz. Muhammed Gönül Açar'ın jestini hiçbir zaman unutmuyorum. Asla da unutmam. Kendisine buradan bir kere daha sevgiler gönderiyorum. Zaten çok sevdiğim bir oyuncuydu. Bundan sonraki onun futbol hayatında başarılar diliyorum. Bu güzel anıyı sizle paylaşmak istedim. Benim için özel bir yeri olduğu için. Spor Anki'nin YouTube kanalına abone olmanızı sizden bir kere daha rica ediyorum. Herkese teşekkürler.